Ali'nin resim yolculuğu. Kusurların güzelliği. Minik Ali, küçük bir kasabada yaşayan sevimli bir çocuktu. Her gün okula giderken, yolda gördüğü çiçekleri koklar, kuşları izler ve etrafındaki doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırdı. Ali'nin en büyük tutkusu, resim yapmaktı. Bir gün, okulun bahçesinde gördüğü güzel bir çiçeği resmetmeye karar verdi. Yanına oturdu, defterini açtı ve boyalarını hazırladı. Fakat, çiçeği çizmeye başladığında, bir türlü istediği gibi olmadığını fark etti. Resim çiçeğin güzelliğini yansıtamıyordu. Minik Ali, üzgün bir şekilde defterini kapattı ve evine doğru yürümeye başladı. Yolda, kasabanın yaşlı ressamı Hasan amca ile karşılaştı. Hasan amca, Ali'nin üzgün olduğunu fark ederek yanına yaklaştı ve ne olduğunu sordu. Minik Ali, yaşlı adama resim yapmaya çalıştığını ancak istediği gibi olmadığını söyledi. Hasan amca, gülümseyerek Ali'ye yaklaştı ve ona bir öğüt verdi. İlk başlarda ben de kendi resimlerimi beğenmezdim. Ama sonra fark ettim ki önemli olan, pes etmeden ve sabırla çalışmaya devam etmek. Her eser özeldir. Bunu unutma. Minik Ali, Hasan amcanın sözlerinden ilham alarak tekrar resim yapmaya karar verdi. Bir sonraki gün, bahçedeki çiçeği tekrar çizmeye başladı. Ancak bu sefer, kusurlarıyla birlikte çiçeği kabul etmeyi ve onun da güzellikleri olduğunu görmeyi öğrendi. Minik Ali, her gün resim yapmaya devam etti. Zamanla yeteneği ve becerisi gelişti. Küçük kusurlarını kabul etmeyi ve onları güzellik olarak görmeyi öğrendi. Bir gün, kasabanın düzenlediği resim yarışmasına katıldı ve kendi tarzıyla çizdiği bir tablo ile birincilik ödülünü kazandı. Minik Ali, resim yapmanın sadece güzellikleri değil, aynı zamanda hataları da kabul etmeyi gerektirdiğini öğrendi. Artık her resminde kendi tarzını yansıtabiliyor ve hayal gücünü renklendirebiliyordu. Çünkü şimdi biliyordu ki, her kusur, bir sanat eserini daha da özel kılan bir parçadır.